Evet, merhabalar. Yeni bir günden, yeni bir videodan biz şimdi çıktık ada. Muzaffer, ben. Adanın aşısı varmış, 9 ay aşısı. Hatta 9 ay bitmek üzere artık. Geç bile kalmışız. Lütfiye'nin sonradan aklına geldi. Şimdi aşı olmaya gidiyoruz. Kızımın haberi yok tabii bir şeyden, değil mi kızım? Sen ne aldın? Eline hemen, Allah'ım, eli de bir çabuk, bir çabuk. Hemen kaşla göz arasında kapağı almış, su şişesinin kapağını, değil mi kızım? Bakalım. Ay, ben de hiç istemiyordum aslında da. Annesi, hani sen götürsen dedim Lütfiye'ye. Şimdi ağlayınca dayanamam ben. Ama Lütfiye de yani şeyle, dakikalarla yarıştığı için, o yüzden anne dedi, hani şimdi gitmek gelmek en azından bir yarım saatimize mal olacak. Siz götürürseniz daha iyi olur dedi. O yüzden şimdi dedesiyle beraber götürüyoruz kızımı. Ada. Ada, nereye geldik biliyor musun? Ha? Tabii haberin yok, sen mutlu mutlu geldin. Yolculuk yapıyorum diye mutlu mutlu geldin ama kızım, hı? Seni ağlatacağız biraz şimdi. Anneanne bunu açabilirse tabii kızım. Dur, anneanne açamadı ki. Beceremedim. Heh, böyle çıkıyormuştur. Gel bakalım. Dur, dışarısı da şey, rüzgar var. Dur, kafanı giydirdim. Allah Allah, kafanı vurmayalım da. Biraz esiyormuş kızım. Aman, neler varmış burada. Papatyalar açmış. Adacığım, sarı papatyalar. Ablaya biraz papatya toplayalım mı giderken? He? Asya da uyuyordu. O uyurken kaçtık artık. Ay, şimdi iki çocukla zor olurdu çünkü. Gel bakalım. Aşılarımızı olalım. Değil mi kızım? Sağlık için şart tabii ki. Aşı olmamız, değil mi? Gel bakalım hadi. Sepil ilacı aldım, geldim ben. Hadi gidelim. Aşımızı olduk. Boyumuzu ölçtüler. Kilomuzu ölçtüler. İkimiz de muayene olduk. Birazcık o şey, milyon diyor. 7 kilo 900 kilosu. Ama boyu uzun maşallah. Kilo alması falan birazcık az tabi de. Yemiyor ki. İştahı yok bu kızın da. Anne sıkılıyor. Çocukların evet iştahları yok değil mi kızım ya? Evet. Bir de sticker yapıştırdı teyzesi, ebe teyzesi. Değil mi? Bu taraftan oturun Serpil. Koltuğuna diyor, kucağına al. Tamam. Hadi bakalım bu işimizde, tamam, bu şeymiş, kızamık aşısıymış. He. 9 ayda kızamık aşısı. Gel gidelim bakalım. Hop. Hoppala. Evet, tekrardan merhabalar. Mutfaktayım ben. Dün adanın aşısını yapmaya gittik. Sonrasında tabii biraz akşam ateşlendi, ilaç falan da verdik. Artık bugün yoklar, evlerindeler. En azından anne sen dedi temizliğini falan yap dedi. Çünkü 5 gün, 5-6 gün tabii bizde yatalı kaldılar. Ben de sabah uyanınca, saat 8'de uyandım. Kahvaltıdan önce evleri temizledim, camları sildim. Çünkü dün inanılmaz bir fırtına vardı. Kum yağmış, yani çamur yağmış neredeyse. Sonrasında yağmur yağdı. Hava bozdu akşam. Çok fena olmuştu. Dedim ki bugün de günlük güneşlik hava. Temizlik yapayım. Sabah uyanınca, Muzaffer kalkana kadar, kahvaltıya kadar salonu temizledim. Asya'nın odasını temizledim. Küçük oturma odasını temizledim. Kahvaltıyı yaptık. Sonrasında yatak odasıyla banyoları falan hallettim. O sırada kahvaltı yaparken de hamur mayaladım. Muzaffer de dedi ki biraz deniz kenarına gidelim. Çünkü çok 5-6 gündür evin içerisinde böyle bunaldık. Bir deniz havası alalım dedik.
Tabii çayı demleyelim, hem yanına dedim bir şeyler yemiş olalım. Orada mayalı poğaça yapmıştım, onları pişirdim. Şimdi elmalı kurabiye yapıyorum. Ben elmalı kurabiyeye bayılıyorum. Zafer de çok seviyor. Elmalarım da vardı, yenmiyordu da. Onları rendeledim, pişirdim. Hatta elmalı kurabiyenin bir tepsisini koydum. Pişiyor. Size de en azından şekil verirken de dedim bir göstereyim. Şekli güzel oldu. Bu şekli ilk defa yaptım. Daha önce bu şekilde yapmamıştım. Böyle sigara böreği gibi kesip rula yapmıştım ama bu da güzel oldu şekli. Hem içi de böyle elmaları da gözüküyor. Hoşuma gitti benim. Şöyle tabakla okovayla açtıktan sonra kesiyorum. Biraz ben, un koydum açarken. Efendim Muzaffer? Ben eskiden onları atıyorum sanırdım. Ha şunları mı? Değil mi? Tabii canım. Onunla israfçı derdim ben de. Ay atılır mı? Böyle 8'e böldüm. Sonrasında şöyle ortasına 3 tane çizik atıyorum. Tabii elmayı koyacağım yere çizmiyorum. Şöyle 3'er tane çizik attım. Çay demledin de Muzaffer sen. Demledim. Benim ellerim kirli olunca çaydanlık susmayayım diye. Heh. Evet. Sağ ol canım. Şöyle tepsiye şimdi elmalarımızı da koyayım. Ne zamandır aklımda ama bir türlü fırsat bulamadım. Çünkü Asya hamuru görünce kesinlikle yemek istiyor. Çiğ hamuru. Ay ne anlıyor bilmiyorum ya. Çok seviyor yemeği. Ha şuna biraz daha koyayım. Bol bol olsun hamurum. Birazcık daha var ama. Bunu şöyle rulo yapıp sonra böyle kestiğim yeri şöyle biraz kıvırıyorum ay şekli gibi. Şöyle. Çok güzel oldu şekli. Tabii hamurunu da normal elmalı kurabiye hamuru yani 250 gram tereyağı koydum. Bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı şeker koydum. Kabartma tozu, vanilya, iki kaşık yoğurt koydum, iki kaşık sirke koydum. Böyle kıyır kıyır olsun diye. Başka aklıma gelen başka da sanırım bir şey yok. Sıvı yağ, evet. Tereyağı. Ben poğaçaları çıkartıyorum. Altı pişmiş mi? Pişmiş yani. Tamam. Saatte böyle 4'e gelmek üzere. Hani erken çıkamadık tabii. Kurabiyeler de çok kızardı. Sakin. Heh, poğaçalarımız da oldu. Evet. Tamam. Şöyle portakal büyüklüğünde alıp o şekilde açtım. Piştikten sonra da bunun üzerinde tabi pudra şekeri. Çok güzel oluyor. Dün Lütfi de rahatsızlandı. Böyle sancısı tuttu. Karnında büyük bir ağrı vardı. O da acile gitti geldi. Onun da bir şeyi oldu, teşkalesi oldu tabi bizde. Apandisit zannettik. Çok korktuk. Yani ben çok korktum daha doğrusu. Hani dedim şimdi apandisit ameliyat olursa acil ne yaparız nasıl olur diye. O da şeymiş idrar yolu enfeksiyonuymuş. Antibiyotik falan verdi doktor. Bugün de iyiymiş şimdi evdeler. Sen de sevdin mi Muzaffer şeklini? Şekli çok güzel. Değil mi? Evet. Hani yemesi de güzel olacak böyle. Kruvasan gibi. Ha kruvasan gibi evet. Kruvasan mı kruvasan mı? Kruvasan. Yabancılar mı canım? Hasan niye olsun? Ben de. Fransızların mı? Kruvasan sanırım değil mi? Bilemiyorum ki. İngilizdir belki. Kruvasan. İngilizlerin mi? Bilmiyorum.
Bilmiyorum da yapmadım ben hiç. İçi çikolatalı. Zafer pembe pişecek onlar, kurabiyeler. Olmak üzere. Tamam. Bir iki dakika daha kalsın. Hemen şeyleri de hazırlayalım, bardaklarımızı. Lambası nasıl, iyi olmuş mu? Aa, fırınımızın lambası yanmıştı. Muzaffer şeyden, marketten bulamamıştı. İnternetten aldık. Gelince taktı Muzaffer de, evet güzel oldu. Onlar hep sarı mı oluyor Muzaffer? Evet. Netli olanlar da var da. Ha, sarı ışığı çok sevmiyorum ben de. Beyaz olsa netli hiç. Olanlar yanıyormuş. Bunlar ha. 300 derece sıcaklığa ayarlı ya. Ha. O zaman kullanışsız. Evet. Şöyle, tamam. İki parça daha kaldı. Bunu da yaptıktan sonra da. Ay, turta şeklinde olanı da çok seviyorum ben. Bunu da çok seviyorum, kurabiye olanını da. Evet, poğaçalarımızın da birazını peynirli yaptım. Çoğunluğunu boş yaptım. Çünkü Asya peynirini sevmiyor içinde. Zafer tadına baktı zaten. Nasıl olmuş Zafer? Çok güzel olmuş. Tam benlik. Sıcak sıcak. Sıcak sıcak yedim. Tam çıktığı zaman yedim ben çünkü. Zafer sıcak sıcak yiyor ama ben hayatta yiyemem çünkü midem ekşir. Sıcak sıcak. Biraz soğuyacak. Zafer de böyle sıcak sıcak. Ağzı yanarak yiyor ya. Şöyle. İçimde tam sanki yetecek gibi. Böyle artınca hiç sevmiyorum, kalmasın. Sen yiyebilir miydin içinden kalsa da? He, az önce yedim ben, hoşuma gitti. Şeyden, elmalı. Elma, evet. Ama pencerede var daha herhalde değil mi? Var, değil mi? Var, evet. Ay, ben bol de diyorum koy. Ki tam yetecek diyordum. Bol koy, bol koy. Tamam. Bol da içinden çıkar mı acaba? Biraz getir misin? Şuna koyalım. Hı-hı. Allah'ım işte. Evet. Ben de tam yetiyor diye sevinmiştim ama şöyle bol bol koyayım da sona kalan ya donanır ya da donar. Dona kalır değil mi? Hı hı. Bizimkisi donandı. Ben de yeni çıkarttım, poğaçadan yedim de. Tamam, kurabiyenin ayarını biraz düşürür müsün? 200'e ayarlı herhalde. 180 falan yaparsan. Yani dünkü havayla bugünkünün de hiç alakası yok. Dün uçuyordu fırtınadan. Bugün de sakin, günlük güneşlik. Seher'e de söylemiştim de beraber gidelim diye. Onun da kayınvalidesi ameliyat oldu. Safra kesesinden. Ona da uğrayamadım, hastaneye gidemedim. Eve çıkmış zaten. Seherler de oraya gideceklermiş. O yüzden abla biz de bir gelemeyiz dedi. Kurabiyeler oldu mu? Biraz daha sıkıştırsaydın mı? Tam sıkıştırırım da o biraz beyaz pişecek mi? Şunu açayım. Sen karnını doyurdun Muzaffer. Ben yerim, yine yerim. Fark etmez diyorsun ha? Evet. Kalanında. Benim Nescafe'm vardı ve kahvemi unuttum. Ha, içmeyi mi? Evet. Ben de böyle elimde bardakla, biraz önce temizlik yaparken de öyle çay aklımda ama işi de bitirmem gerekiyor. Artık hem temiz kapıyorum, bir taraftan da çay içiyorum. Dedin mi hiç içimde almıyor diye, hiç içimde çekmiyor diye.
Televizyonda vardı ya, hatırlar mısın bir tane kadın hep evet, şey yapıyordu. Elinde bardakla dolaşıyor. Elinde bardakla dolaşıyor. Evet. Yani ben de öyle oldum çaycı teyze. Gitmeden termos hemen çayları hazırladın yine sen. Evet evet, çay olmadan olmaz. Evet. Çaysız deniz kenarında oturulur mu? Oturulmaz tabii. Şöyle koyayım. İki tepsi oldu. Kurabiyemizde. Evet. Şunları biraz sıkıştırayım nasıl şöyle. Bayağı bereketli oldu yani. Maşallah. Şunları da şöyle koyayım. Hemen mutfağımı toplarım. Onu pişirene kadar plastik tabak koyalım değil mi doktor? İyi olur. Ellerini yıkayıp tamam. Artık yer misin? Yerim. Kasma yerim. Elmalı, tarçınlı. Ceviz koymadım tabii içine. Ceviz de konuluyor aslında ama ceviz koymadım. Sadece tarçın var, şeker var. Ama pişmişim bakayım. Sanki bunlar olmuş gibi. Evet. Çok mu şey? Ben 180'e getir demiştim ya. Evet. Kurabiyeler olmuş. Bak kızarmış bile biraz da. Kızarmasa iyiydi. Şöyle tepsimizi de koyalım. Ama tepsi yedek tepsiydi de. Telin üstüne koysan? Ha yok, oldu. Bu öbür fırından kalandı. Tamam. Evet, gayet güzel olmuş. Elmalar da içinden gözüküyor. Üstüne de pudra şekerleri serpeceğiz. Bize afiyet olsun. Deniz kenarında görüşürüz artık. Çıkarken. Evet, biz hazırlandık. Çıktık. Üstümüze yelek falan da aldık. Ama dışarısı çok sıcakmış. Karşı komşumla karşılaştık da asansörde. Terlersiniz dedi. Muhtemelen dedi. Çok sıcak dışarısı dedi. Artık dedim yanımızda olsun da çıkarırız en azından. Bir de dayımları aradık. Neriman yengemle Ahmet dayım da gelecekler. Onlarla beraber vakit geçireceğiz. Çok seviyoruz kendilerini. Çok da iyi anlaşıyoruz. Onlar da dedim sandalyelerinizi alın gelin. Biz çay yaptık. Poğaçamız var. Kurabiyemiz var. Onlarla beraber çay içeceğiz. İnşallah güzel bir vakit geçireceğiz deniz kenarında. Tesadüfen Isparta'dan Kadriye'ye rastladım. Şimdi AVM'ye gelmiştik. Yani bu kadar sevinebileceğimi tahmin edemezdim. Vallahi bir şey çekmiş demek ki. Aynen Beraber kursa da gidiyorduk. Evet. Kadriye ile. Abla abla diye bir seslenen var. Bir baktım ki Kadriye diye kucaklaştım. Aynen. Evet. Çok güzel bir tesadüf oldu. Aynen. Tabii hava güzel olunca inanılmaz bir trafik var. Şimdi bizim gideceğimiz alana. Bayağıdır yoldayız. Bir de şey vardı. Bizim evden de geçti. Uçaklar vardı. Uçak gösterileri sanırım. Sola Türk gösterileri yapıyor. Herhalde. Evet. Biraz önce çünkü bir tanesi geçti. Ya bitti. Gösteri oldu. Bitti sanırım. Kafelere bak, bir de kafelerde bugün evet, değil mi? Restoranlara boykot vardı da kafeleri kapsıyor muydu tabii bilmiyorum, değil mi? Hepsine ama Allah'tan var çünkü hiçbirinde yer yok. Yer yok, evet. Bir de olmasaydı demek ki.
inanılmaz kalabalık şu anda her yer. Eşyaları koyduk. Şimdi ben mescide geldim. İkindin çünkü biz yoldayken okundu. Şurada namazımı kılacağım. Mescitten çıktım. Şimdi namazımı kıldım. Kalabalıktı bayağı. Ay böyle etrafta da bir çiçek kokusu var. Ağaçlardan geliyor sanırım. Çok güzel çiçekler açmış. Yengemler de gelmişler şimdi. Muzaffer'le oturuyor onlar. Ay. Şimdi çayımızı içeriz. İnşallah ben de dinlenirim. Burada da motosiklet yolu var da geçerken. Ama her yer çok kalabalık. İnanılmaz. Dolu her yer. Şöyle oturuyorlar. Yengemler, dayımlarla. Ay, denize girmiş çocuklar da. Gökyüzünde de uçurtmalar var yenge. Baksana. Dünkü şeyden, fırtınadan dolayı da denizin rengi bulanık. Öyle çok da giren yok denize. Değil mi? Ay geçen hafta da teleferik kazası oldu ya yenge. Ya. Ben de bir kere yeni açıldığında binmiştim. Bir daha da mümkün değil, binilmez, binmeyiz. Korkarım ben artık. Ay taşların güzelliği ne? Herkes top oynuyor yengecim, baksana. Burası zaten spor alanı. Bu tarafa fazla gelmemiştim ben. Biz çok gidiyorduk. Değil mi? Yani giriş yapıyoruz. Öbür tarafa gidiyorduk. Buralar da güzelmiş ama. Baksana çok güzel. Şey burada uçurtmalar falan burada. Çocuklar uçurtmalarını burada uçurmuşlar demek ki. Sezon açılmış. Öyle mi? Otele ait demek ki orası. Bayağı bir yürüdük yengemle. İyi oldu. Yediklerimizi erittik. Sağ ol. Hepimiz hazırlamış her şeyi. Ay, beraber olmak ya. Önemli olan yeme içme değil de. Beraber güzel vakit geçirmek. Ay bayağı bir üşüdük. Hava serinledi. Yengemler şimdi ayrıldılar. Onlar arabaya doğru gidiyorlar. Biz de kalktık. Ama iyi ki yeleği falan almışız üstümüze. Muzaffer de öyle kalın giyinmişti. Burası iyi ama denize yakın olduğu için oturduğumuz yerden esinti geliyordu, üşütüyordu bayağı bir. Artık çaylarımızı içtik, sohbeti yaptık, yürüyüş yaptık yengemle. Onunla konuşacağımız şeyler bitmiyor zaten bizim. Ay, çok iyi anlaşırız, çok şükür. Dayımla Muzaffer de öyle, onlar da ayrı sohbet ettiler. Şimdi ayrıldık, eve gidiyoruz artık. Eve gidelim de en azından evde kalan işleri de yapayım. Yarın çocuklar gelirler. Bizden izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.